3 lens. Kullanırken korkuyorum ama bunu ya. Elimden düşürürüm diye korkuyorum. Rengi çok hoş da. Tamamdır. Başlıyorum abi o halde. Merhabalar arkadaşlar. Ben Onur Bilay. Bugün P20 Pro'nun incelemesini gerçekleştiriyoruz. P20 Pro Çinli üretici Huawei'nin en son amiral gemisi akıllı telefonu. Birçok yeni özellikle geliyor ki bunların başında 3 lensli kamerası yer alıyor. Ben de özellikle fotoğraf çekmeyi sevenleri oldukça memnun edecek P20 Pro'yu detaylı bir şekilde sizler için inceledim. Huawei P20 Pro'nun tasarımı diğer üreticilerden çok farklı değil. Ön tarafta 24 megapiksel kamera ve 6.1 inçlik çentikli ekranı görüyoruz. P20 Pro Galaxy S9 ve S9 Plus'tan farklı olarak parmak izi tarayıcısını cihazın ön yüzüne yerleştirmiş. Aslında bu çok da güzel bir hareket olmuş. Parmak izi demişken P20 Pro'da göz yüz gibi farklı kimlik doğrulama seçenekleriniz de mevcut. Yüz tanımının iPhone X'ten hızlı olduğunu söyleyebilirim. Parmak izi tarayıcıda ise S9 mu yoksa P20 Pro mu derseniz yine Huawei'yi kazanan taraf oluyor. Yalnız şöyle de bir sorun var. Ana ekran düğmesi bir dizi ekran gezinti tuşunun altında bulunuyor. Büyük parmakları olan biriyseniz sık sık her iki tuşa da basabilirsiniz. P20 Pro'nun arkasına baktığınızda Leica tarafından tasarlanmış 3 kamera ve LED flaşı göreceksiniz. Daha gelişmiş derinlik algılaması için lensler köşeye dikey olarak yerleştirilmiş, tıpkı iPhone 10'da olduğu gibi. Huawei P20 Pro'nun alt kenarında USB Type-C yuvası, her iki tarafta bulunan stereo hoparlörler. Bu arada hoparlörler en yüksek ses seviyesinde bile net ve zengin sesler sunuyor arkadaşlar. 3.5 mm kulaklık jack'ı bu modelde yine yok. Kutu içinden USB-C'yi 3.5 mm'e çeviren adaptör çıkıyor. Mate 10 Pro'da bu çevirici yoktu. Bu da çok güzel bir özellik, çok güzel bir detay. Tasarım, özellikle de renkler bugüne kadar akıllı telefonlarda gördüğüm en iyilerden biri. Alacalı bulacalı bir rengi var ki çok tatlı duruyor, çok hoş duruyor elinizde. Metal ve cam birleşimi vurma veya çarpmalara karşı koruma sağlasa da siz olun, kullanırken dikkat edin. Bu arada cihazın elden kayma olasılığı da yüksek. Ekrana gelecek olursak cihazda standart 16'ya 9 yerine daha ince ve uzun görünsün diye 18.7'ye 9'luk 6.1 inç bir panel kullanılmış. Daha önce de belirttiğim gibi ekranın üstünde iPhone 10 benzeri küçük bir çentik var ama isterseniz bu çentiği ekran ayarlarından gizleyebiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. HD Plus çözünürlüğüne sahip ekranda renkler canlı ama bazen aşırı doygunluk hissi yaratabiliyor. Renk ayarlarını kişisel tercihinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Galaxy S9'daki gibi Huawei P20 Pro'da da HDR10 için tam destek sunulmuş. Yani Netflix'teki içerikleri çok daha geniş renk gamıyla izleyebilirsiniz. Gelelim cihazın performansına. P20 Pro Android 8.1 Oreo üzerine Emotion UI 8.1 ara birimiyle geliyor. Emotion UI Huawei'nin kendi arayüzü bu arada. Daha önceki sürümlere kıyasla burada birçok hata giderilmiş. En son sürüm işte üstün performans uygulama arasında hızlı geçiş gibi özellikler sunuyor. Peki teknik donanıma gelecek olursak hemen özelliklerini sayayım sizlere. P20 Pro'da Kirin 970 işlemci var ki bunu Mate 10 Pro'da da görmüştük. 6 GB RAM var, 128 GB depolama alanı var. MicroSD kart girişi ne yazık ki yok. Zaten 128 GB hafıza size her halükarda yetecektir. Asphalt 8 gibi yüksek sistem gerektiren oyunları da kara düşmeleri olmadan rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Yani telefon hızlı mı? Hızlı. 970 olsa da herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. P20 Pro'da neredeyse 2 gün yetecek kadar 4000 mAh'lık çıkarılamayan büyük bir batarya var. Tabi bu sizin kullanım tarzında göre değişebilir. Eğer telefonu çok fazla sömürecekseniz bu bataryası 1,5 gün veya 1 gün bile gidebilir. Ama ben size söyleyeyim, minimumu 1,5 gün arkadaşlar. Hızlı şarj sayesinde batarya %0'dan %100'e yaklaşık 1,5 saatte ulaşabiliyor. %0'dan %80'e çıkması ise yaklaşık 45 dakika sürüyor. Pil konusunda tek eksiklik ise kablosuz şarj olamaması. Şimdi gelelim en önemli özelliğine, yani kameralarına. Huawei P20 Pro piyasadaki 3 lensli ilk akıllı telefon. Bunlar Leica işbirliğiyle hazırlanan 40 megapiksel RGB, 20 megapiksel monokrom ve 8 megapiksel telefoto sensörler. Yapay zeka destekli kamerada optik görüntü sabitleme de var. Şimdi diyeceksiniz ki hepsini bir anda kullanabiliyor muyuz? Ne yazık ki hepsini birlikte çalıştırarak 68 megapiksellik fotoğraflar çekemiyorsunuz ama 40 da size her halükarda yetiyor. Yapay zeka motoru özellikle gece çekimlerinde farklı senaryoları tanıyıp çekimleri daha iyi hale getiriyor. Hem gün ışığında hem de gece karanlığında çekilen fotoğraflar net ve keskin detaylarla dolu arkadaşlar. Bunu samimiyetle söyleyebilirim sizlere. Gece fotoğrafı anlamında P20 Pro rakiplerini geride bırakıyor. Uzaktaki nesnelere daha yakından bakmak için içinde 5x hibrit zoomla yakınlaştırma yapabilirsiniz. Optik zoom ise 3x kadar. Öte yandan P20 Pro video anlamında çok iddialı değil. Evet, kamerada çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz ama videoda ne yazık ki rakipleriyle baş edecek kadar değil. Videoda 2160p'ye 30 kare ya da 720'de 960 kare ağır çekim videolar kaydetme seçenekleriniz var. Mate 10 Pro'ya göre evet videoda bir gelişme var ama söylediğim gibi iPhone 10 gibi ne yazık ki onlamamış. Bu arada 960 kare video çekerken zamanı doğru ayarlamanız lazım. Ağır çekim videolarda şunu da belirteyim. Bazen kare atlamaları görebiliyorsunuz ki bunu da videoda göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar, P20 Pro'nun
Arka kamerası da bu şekilde. Şu an full HD 60 FPS çekiyorum. Ses yine P20 Pro'dan. Aa, küçük küçük gidiyor. Ne kadar tatlı bir sesin sen. Aynen. Arka kamera performansı da bu kadar. Ön tarafına gelelim. 24 megapiksel ön kamera var. Önünde portre modunda çok güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Videoda ne yazık ki Full HD seçeneğiniz yok. Maksimum 720p'de video kaydedebiliyorsunuz. Günümüzde çoğu kişi artık vlogger olduğundan Full HD video kaydetme özelliğine dikkat ediyor. P20 Pro bu anlamda biraz geri kalmış. Şimdi toparlayacak olursak cihazı, P20 Pro son model özellikleri, çarpıcı tasarımı ve sınıfındaki en iyi 3 kameralı kurulumu sayesinde özellikle fotoğrafçıları etkileyecek sağlam bir akıllı telefon. Diyeceksiniz ki fiyatı ne kadar, bu kadar özellik saydın. Yurt dışı fiyatı 900 euro arkadaşlar. Evet, yurt dışından satın alabiliyorsunuz ama bu 900 euroluk yurt dışı fiyatı onun herkes tarafından erişilebilir olmasını ne yazık ki engelliyor. Cihazın Türkiye fiyatı ise henüz belli değil ama 5 ile 6000 TL arasında olacağı söyleniyor. Açıklama geldiğinde de sizlere aktaracağım. Videonun altından yazarım açıklama gelirse. Bu videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bitti.